Necati Özkan, siyasi iletişim uzmanı, telefon attığımızda şu kampanya dönemini, sona yaklaşan kampanya dönemini ve kullanılan farklı argümanları Necati Özkan'la konuşmak isteriz. Hoş geldiniz Necati Özkan. Selamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi öyle bir başladık kampanya. Zaten meclis süreci gerilimliydi ama kampanya başladığında herkes bu anayasa değişikliğiyle ilgili maddeleri halka anlatmaya çalışıyordu. Bugün geldiğimiz noktada tek bir madde bile konuşulmuyor artık. Nereden nereye geldi diye baktığımızda parti parti değerlendirirsek eğer AK Parti'nin şu kampanyasını bize bir değerlendirebilir misiniz? Öyle başladı, bu noktaya geldi, ne demek lazım? Doğrusu AK Parti'nin kampanyası başlangıçta aslında sistemi tarif etmekle meşguldü. Çünkü getirilmekte olan sistemin ne olduğunu her şeyden önce tanımlayabilmeleri gerekiyordu. Dolayısıyla burada bir karışıklık yaşandı. Bildiğiniz gibi demokrasilerde toplam 4 türlü demokratik hükümet sistemi var. Parlamenter sistem, başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi ve meclis hükümet sistemi. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi liderliği bunlardan hangisini getirdiğini önce anlatmaya çalıştı ve başkanlık sistemi getiriyorum diye başladı. Fakat bir müddet sonra aslında getirilmekte olan bu sistemin dünyanın çeşitli ülkelerinde görülen demokratik başkanlık sistemiyle çok da ilgisinin olmadığı ve tümden güçler birliği sistemi ve daha da ötesi güçlerin birliğinden öte tek kişi sistemi olduğu ortaya çıkınca yeni bir tanıma ihtiyaç duyuldu ve Türk tipi başkanlık sistemi dendi. Çünkü Cumhurbaşkanlığı sistem, hükümet sistemi buna diye biraz uzatarak da böyle bir isimlendirme onu oldu. Onu daha sonra bir kez daha değiştirdiler ve dediler, çünkü hani Türk tipi başkanlık deyince peki tamam başkanlık sistemi yine de başkanlık sistemi oluyordu bu. O zaman başka bir eleştiri dalgası geldi. Bunu da gösterebilmek adına bir kez daha değiştirildi ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dendi. Dolayısıyla bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen sistem aslında dünyada bugüne kadar ilk kez ortaya konan bir tanımlama. Bu tanımlamanın ne içerdiğinden çok aslında ne içermediğine bakmak belki daha doğru. Evet. Bu tanımlamanın içerisinde demokratiklik yok. Onun dışında her şey var. Çünkü hani kuvvetler ayrılığı yerine kuvvetler birliği var ve kuvvetler birliği olsa bile yine de kontrol ve denge sistemi olursa, denge denetleme sistemi olursa bir şekilde kabul edilebilecek bir durumken bunun da olmaması nedeniyle aslında bu sisteme isim olarak ne verirseniz verebilirsiniz ama bu sistemin adı demokratik bir sistem olmaz. Dolayısıyla aslında temel olarak kampanya başlangıcından önce Adalet ve Kalkınma Partisi tarafında böylesi bir mesele vardı. Yani hani biz buna ne diyelim, nasıl bir ad verelim ki ondan sonraki ikna aşamalarına geçebilelim. Bundan sonra başlayan kampanyaya baktığımız zaman ilk aşamasında milyonlarca evet ve evetle güçlü Türkiye diyen bir filmlerle başladı evet kampanyası ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kampanyası. Bu kampanyalarda yani ilk filmlerde ki bunlar büyük prodüksiyonlar yani her biri birkaç milyon liraya mal olabilecek filmler. Evet. O filmlerde ne referandumdan bahsediliyordu ne de getirmekte olan sistemin detaylarından bahsediliyordu. Onlar genellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 15 yıllık hükümetlerinin icraatlarına bir metiyeydi. Evet. Ve o metiyeler çeşitli kalabalıklarla, büyük kalabalıklarla, önemli inşaatlarla, büyük ölçüde hani duygusal taraf olan müziklerle anlatılan işlerdi. Evet, şiirlerin olduğu işlerdi. Ve dolayısıyla başlangıçta böyle bir güçlü bir şeyle, prodüksiyonlarla yol alındı. Arkasından ikinci ve üçüncü grup filmler geldi ki o ikinci ve üçüncü grup filmler daha çok siyasi hayatta getirilmekte olan sistemin ne anlama geldiğini anlatan filmler idi. Fakat bunlar çok cılız ve etkisiz filmlerdi. Çünkü aslında tarif edilen şeyin gerçekten Türkiye'nin bugünkü demokratik devlet olarak bugünkü sistemine getirdiği bir katkı olmadığı gibi sokaktaki insanların, sokaktaki yurttaşların hayatına ilişkin de bir çare olmadığı ortaya çıkınca bu filmlerin bir etkisinin olmadığı görüldü ve tekrar dördüncü aşamada yeniden eskiye dönüldü ve eskiye dönülen filmlerde de tüm kalbimle evet diyeceğimiz bir dizi film ile karşımıza çıkıldı. Ve bu filmlerin her biri Türkiye'nin çeşitli köşelerinde vatandaşların tanıklığına
dönen filmler oldu. Tabii bu filmler böyleyken bunun sosyal medya tarafı, bunun basın tarafı ve bunun outdoor taraflarını da hep gördük. Hı hı. Ve buralarda devasa bir bütçe kullanıldı. Belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bugüne kadar yapılmış olan bütün kampanyaları bütçe olarak birkaç kat kez geride bırakan bir bütçe kullanıldı ve kullanılmaya da devam ediyor. Tabii kampanyanın profesyonel tarafıyla birlikte kampanyanın devlet tarafı da var. Yani devletin bütün organları, yani bakanlıklar, devletin çeşitli bankaları şimdi ya da tam da çeşitli belediyeler. Evet, bir virgül rica edeceğim. Şu anda tabii ekranlarda reklamlar diye başlayan o kuşakta biz aslında firmaların ürettiklerini, bir takım ürünleri, mamulleri değil de ağırlıklı olarak Şehircilik Bakanlığı'nın işte icraatlarını, Çalışma Bakanlığı'nın ne kadar kişi iş bulduğunu, başka bir bakanlığın ne iş yaptığını, açılışları, belediye açılışlarını falan, kamunun reklamlarını görüyoruz. İnanılmaz bir bombardıman da var televizyonlarda bu konuyla ilgili. Evet, yani dolayısıyla aslında normalde birer ticari alan olan bu reklam alanları, markaların kullandığı alan olmaktan çıkıp son bir buçuk aydır bir devlet bombardımanına dönüştü. Bir yandan biliyorsunuz Türkiye'de kurulu 24 önemli televizyon kanalı var. Evet. Ve bu 24 önemli televizyon kanalının en az 22'si evet kampanyasının yanında. Evet. Ve evet kampanyasının günde birkaç kez sözcülerini ağırlıyor ve bunlar uzun sürelerle ağırlıyor. Yine bir virgül koymak rica istiyorum. Tabii. Müsaade ederseniz. Orada tabii da birkaç örneğim olacak. TRT Spor diye bir kanalı var TRT'nin. TRT Spor'da hep spor konuşuluyor ama araya belgeseller giriyor evetle ilgili. TRT Haber'i açıyorsunuz. TRT Haber'de evet programları var. Yani prodüksiyonlu programlardan bahsediyoruz. Röportajlar yapılmış, işte uzmanlara sorulmuş. Neden evet denilmesi gerektiği ya da neden anayasa değişmesi gerektiğini anlatan. Yani oralarda çok yoğun bir şekilde her alan, yani Diyanetinden sporuna kadar, bir de yerel televizyonları unutmamak lazım tabii. Aynen öyle. Tabii bütün bunların içerisine baktığınız zaman aslında bu film bana ne diyor, bu kampanya bana ne diyor diye baktığınız zaman bunların bir şey söylemediğini de görüyorsunuz. Öz itibariyle bu tür kampanyaların yapılacak değişikliği ve o değişikliğin rasyonelini anlatması ve bizi böyle ikna etmesi gerekirken buralarda bir fikrin olmadığını, aslında duygularla, hamasetle ve değerlerle devam eden bir kampanya olduğunu görüyoruz. Onu da örneklendirelim. Onu da örneklendirelim isterdim. Evet. Bu ezan susmayacak, bu bayrak inmeyecek, bu millet bölünmeyecek. En fazla kullanılan belki slogan. Oysaki 18 maddenin ne getirdiğine ilişkin böyle bir yani bir tanımlama olmadığı gibi bu söylediğiniz sözleri herhangi bir zamanda herhangi bir kampanya içinde kullanabilirsiniz. O açıdan da aslında evet kampanyasının bu tarafının tek sesli ama fikir içermeyen ama belki de Türkiye tarihinin değil dünya tarihinin önemli oranda yani bütçe olarak kıyasladığınız zaman önemli kampanyalardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aslında 15 yıldır iktidar olan bir partinin ve onun çok güçlü liderinin söyleyebileceği en kolay yer olan geçmişte şunu yapmıştık, şu kadar yol yaptık, şu kadar köprü yaptık, şu kadar baraj yaptık gibi şeyleri söyleyerek asıl tartışmadan uzaklaşmak aslında buradaki temel amaç öyle gözüküyor. Buyurun. Kampanyanın hayır cephesine geçelim isterseniz. Bir müsaadenizle bir şey daha söylemek istiyorum. Alanda kullanılan dini argümanlardan bahsetmek istiyorum. Biz bir önceki seçimlerde Diyarbakır'da elinde Kur'an'la, Kürtçe Kur'an'la miting meydanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, o zaman başbakan olarak oradaydı. O eleştirilmişti çok ama bugün itibariyle baktığınızda dini argümanların da çok fazla kullanıldığını görüyoruz. Hatta medyada da benzer ifadeler var. İşte bugün çok tartışılan bir yazı, Hayrettin Karaman'ın yazısı. Evet demek farzdır diyor. Yani dini değerleri olanlar bu işi biraz daha fazla anlayacaklardır. Ya evet demekten başka şansın yok. Eğer ona hayır dersen işte İslam'dan, Müslümanlıktan çıkarsın demekle eş değer bir yazıdan bahsediyoruz ve bunu çok yerde rastlıyoruz. Yani bu referandum o açıdan da biraz farklı değil mi? Oldukça farklı ve aslında bu seviyede dini değerlerin kullanıldığına ilk kez şahit oluyoruz. Hı hı. Yani sadece Karaman'ın yazısında değil, Sayın Cumhurbaşkanı'nın
geçenlerde gençlerle yaptığı yayındaki kullandığı örnekte de hani kendisini 15 Temmuz'da saklayan ilahi gücü tarif ederken de benzeri bir şeyin, retoriğin kullanıldığını görüyoruz. Bir de ahiretinizi yakmayın diye çağrıda bulundu Cumhurbaşkanı. Onu da eklememiz lazım herhalde. O da önemliydi. Evet, bütün bunlar aslında bir kampanyanın ne diyelim, hani bugüne kadar bildiğimiz anlamda bir kampanyanın olmadığını, yeni bir kampanya tarzının ve bir yeni normalin bize tarif edildiğini gösteriyor. Buradaki önemli. bu büyük güce karşılık hayır tarafında inanılmaz bir zafiyet var. Öyle nasıl mi? Bir zafiyet? Hı-hı. Hayır tarafının gerçek bir merkezi yok. Evet. Hayır kampanyasının gerçek bir liderliği yok. Doğru. Hayır kampanyasında tek seslilik yok. Ve hayır kampanyasında bütçe yok, hayır kampanyasında medya kullanımı yok, hayır kampanyasının medyası yok, hayır kampanyasının saha örgütlenmesi yok. Ama hayır kampanyasında yüzlerce farklı ses var, yüzlerce farklı renk ve ton var. Bu seçilen, bu tercih edilen bir şey mi diye söyleyebilirim? Tercih edilen bir şey gibi bize tarif edildi ama öyle olmadığına da eminiz. Çünkü yani ister istemez hayır kampanyasının en önemli adresi olan Cumhuriyet Halk Partisi, Ana Muhalefet Partisi karşısındaki devasa kamu gücü, devasa Adalet ve Kalkınma Partisi makina, yani propaganda ve seçim makinasını bildiği için ona karşı yapabilecekleri ister istemez sınırlı olduğundan kendisini burada geriye çekti ve aslında bir şey söylemeden bir kampanya yapmak ya da sözcülerini çok konuşturmadan ve onları bildiğimiz geleneksel CHP hatalarına düşürmeden bir kampanya yapmak adına muhtemelen kendisini biraz geri çekti. Bir de mağduriyet herhalde, değil mi? Hep mağduriyet iktidar tarafının kullandığı bir unsurdu. Bu sefer sanki Cumhuriyet Halk Partisi bu mağduriyet söylemini sahiplenmiş gibi bir görüntü de var. İşte bizi televizyonlara çıkarmıyorlar. O birazcık aslında hani buyurun. Yani kampanyanın profesyonel tarafıyla kampanyanın siyasi tarafı diyebileceğimiz ikili bir durum da var. İsterseniz bir hayırı bitirelim, ondan sonra oraya geçelim. Hayır kampanyasında belki de ilk kez Türkiye'de bugüne kadar ilk kez vatandaş inisiyatifi ya da sivil inisiyatif durumu gözleniyor. Evet. Bugüne kadar seçim kampanyaları ya da referandum kampanyaları siyasi partilerin yaptığı ve bizlerin vatandaş olarak izlediğimiz ama pek katılmadığımız işler ya da eğer bir partiye gönülden bağlıysak o partinin teşkilatının, örgütünün davetiyle katılırdık. Ama bu kez ilk kez hayır kampanyasında kendisinden başka kurtaracak bir gücün kalmadığına inanan sivil inisiyatifler oluştu. Ve bunlar kampanyalarını yapmaya başladılar. 3-5 tane kadın bir araya geldi, bir dernek gibi hareket etmeye başladı. Ya da var olan bir derneğin içindelerse onlar bir kampanya yapmaya başladılar. WhatsApp grupları oluştu falan, öğrenci, değil mi? Böyle bir şeyler evet, oluştu. 8-10 tane öğrenci bir araya geldi, kendine bir platform dedi. Akademisyenler bir araya geldiler, hukukçular bir araya geldiler vesaire. Yani toplumun çeşitli kesimleri bu gidişattan Türkiye'nin, Türkiye demokrasisinin, Türkiye'deki huzurun ve Türkiye'deki barışın çok şey kaybedebileceğini düşünen, buna inanan çeşitli toplumsal kesimler birer kampanya merkezi haline dönüştüler. Adana'da ya da İzmir'de, Antalya'da ya da Türkiye'nin herhangi bir başka bölgesinde bir araya gelen küçük insan grupları inisiyatif aldılar. Ve sadece inisiyatif almakla kalmadılar, kendi kampanyalarını yapmaya başladılar. Dolayısıyla ortada aslında iki farklı türden kampanya var. Evet tarafı tek merkezli, tek sesli, büyük bağıran, büyük bir güç iken hayır tarafı yüzlerce farklı sesten oluşan, cılız seslerden oluşan ama vatandaşın işin içine kendi isteğiyle, kendi inisiyatifiyle girdiği bir başka kampanya. Dolayısıyla bu ikisinin hangisinin etkili olacağını göreceğiz. İlk kez deneniyor böyle bir durum. İlk kez rastladığımız bir durum bu. Örneğin çeşitli Batı ülkelerinde, örneğin Amerika'da PAC dedikleri, Political Action Committee dedikleri çeşitli gruplar vardır ve çeşitli güçlü çevreler, örneğin sermaye çevreleri bir araya gelirler ve kendilerine yakın olan bir adayı ya da bir partiyi desteklerler. Burada böyle bir şey yok. Burada tam tersine sermayesi olmayan güçler, dikkat istisna haricinde,
sermayesi olmayan sivil güçler, sivil vatandaşlar burada inisiyatif aldılar. Dolayısıyla bu iki karakteristik yapı aslında karşı karşıya şu anda. Bu tabii önemli bir adaletsizlik de demek. Çünkü bir tarafta ülkedeki 24 televizyon kanalının 22'si birden bütün demokratik teamüllere ve bütün yasal şeylere rağmen, hani yasal durumlara rağmen tek bir kampanyandayken diğer kampanya neredeyse kendisini ifade edebilecek bir şey bulamıyor, bir platform bulamıyor. Evet. Ve devletin bütün örgütlü gücü burada, örneğin belediyeler, örneğin valilikler, kaymakamlıklar, hatta giderek Doğu ve Güneydoğu'da devletin çeşitli güvenlik güçleri, eğer burada ya devletin yanındasın ya devletin karşısındasın diyerek seçmeni baskılamaya başlamışsa burada ciddi bir problem var demektir. Ve bütün bu problemler birleştiği zaman belki de Türkiye'deki bu 16 Nisan referandumunun meşruiyetine bile büyük gölge düşürebilir. Dolayısıyla bunlar başka başka konular. Ama bir de kampanyanın başından beri politikacılar tarafından dile getirilen yönü var. Örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi ve Evet kampanyasının sözcüleri, başlangıçta hayır diyenlerin işte çeşitli teröristlerle beraber olduğunu söyleyerek, dolayısıyla hayırcıların ve hayır oyu vereceklerin darbecilerle beraber olacağını, evet, teröristlerle beraber olacağını, dolayısıyla düşman olacağını söyleyen bir retorik kullanarak işe girdiler. Dolayısıyla bu aslında Türkiye'deki seçmenlerin önüne konan evet ya da hayır cevaplarından birini seçenlerin, yani hayırı seçenlerin doğrudan hedeflendiği bir durum oldu ki bu da Türkiye'de bugüne kadar pek görülmemiş bir durumdu. İlk kez görülüyor. Bunun tabandaki yansıması, çeşitli insanların, ki bugün bir vatandaşın, yani vatandaş demeye de hani insanın dili varmıyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir kendini bilmezin söylediği, hani attığı bir tweette de kendisini gösteren tuhaflıklar ve düşmanlıklar olarak yansımasını gördük bunun. Tabii ki burada ortaya çıkan problem bir müddet sonra evet cephesinin liderliğinde ister istemez hani bu dilin değişmesi ihtiyacını getirdi. Çünkü doğrudan seçmenlerin bir bölümüne düşman ya da bir bölümüne terörist ya da darbeci dediğiniz zaman bu kampanya sürecinde onların fikirlerini değiştirmek, onları ikna etmek ve kendi cephenize katmak imkansız olacağından bundan vazgeçtiler. Ve bir müddet sonra da aslında hani düşmanlık meselesini dışarıya çevirdiler. Yani kampanyanın ikna süreciyle ilgili gelinen yeni durum dış düşmanlar yaratmak. Örneğin evet. Hollanda, evet. Örneğin Almanya, örneğin işte ne bileyim başka batılı İsveç, ülkeler. İsviçre'de işte bir şey vardı. Şakağına silah dayanmış. Şakağına silah dayanmış bir pankart vardı İsviçre'de. Onu çok miting meydanlarında kullanıyor. Evet, meydanlarında kullandılar ve bütün bunlar aslında bu kampanyanın şeyleri oldu. Hani ilk kez karşılaştığımız tuhaflıkları oldu. Peki. Tabii buyurun. Türkiye bu süreçten nasıl çıkar? Bunu hep beraber göreceğiz. Evet. Yani Türkiye'nin bu süreçten çıkması ve barışçıl bir şekilde huzur içinde çıkması, Türkiye'de yaşayan seçmenlerin 16 Nisan günü kardeşçe gidip oy kullanmaları, ama mutlaka oy kullanmaları. O çok önemli. Ve Türkiye'nin böyle 3-5 yılını değil, 50 yılını, 70 yılını değiştirecek olan ve demokratik hakların ve demokratik değerlerin külliyen kaybı olacak olan, bu külliyen kaybına neden olacak olan bu önemli günde mutlaka oy kullanmaları gerekiyor. Ve bunu yaparken de aşırılığa kaçmamaları ve gerçekten hani demokratik bir ortamda oylarını kullanmaları gerekiyor. 17 Nisan sabahının Türkiye için huzurlu bir başlangıç olmasını diliyorum. Peki.
Ve hani bana bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür Peki, ediyorum. Peki şimdi siz de bir dinleyin, böyle kapatacağız çünkü. Bir tweet var. Bugün çok tartışılan bir tweet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor bu insanımsı, diyeceğim insan değil. Şöyle bir tweet atıyor. Yani bu gerilimi göstermesi açısından önemli. İnsanlardaki kaygıyı arttırması açısından önemli. Sevgili dostlar, diyor, CHP açıkça savaş ilan ederek bu hususta elinden geleni ardına koymamaktadır. Mecliste başladıkları saldırganlıklarını tüm eylem ve söylemleriyle evetçilerin üzerine çevirmişlerdir. 17 Nisan günü savaşı kazanınca bunların karıları kızları ganimet olarak evetçilere helaldir, diye bir tweet atıyor. Yani işin hangi boyutlarda olduğunu göstermek açısından söylüyorum. Büyükşehir Belediyesi bununla ilgili bir soruşturma başlatmış, görevden almış falan, ama yani böyle bir aşırılık da artık o meydanlardan dışarıya doğru taşıyor. Tabii bunlardan arınmak lazım. Son söylediğiniz çok önemli. Oyu kullanmak lazım ama bir holiganizm duygusuyla değil, gerçekten ne değişiyorsa ona göre bakarak ve diğer bütün o propagandalardan uzaklaşarak herhalde, değil mi? Evet, biraz önce benim de söylemeye çalıştığım örnek buydu. Bu maalesef hani imam cemaat meselesi. Evet. Yani eğer siyasetçiler sırf bir politik ne diyelim hedefi ele geçirmek için bütün değerleri kullanırlarsa ve burada fütursuzluklar yaparlarsa, bunun tabanda, toplumda ne gibi tehlikeli noktalara gidebileceğinin muazzam bir örneği bu. Bu nasıl bir kafadır ki, bu nasıl bir kafa kırılmasıdır ki insanlar kendi vatandaşlarını sırf başka bir düşünceyi destekliyor diye gördükleri vatandaşlarını bir düşman olarak görebiliyorlar ve insanlar bir demokratik sürecin sonucunda oylamada karşı tarafta olanların karılarını, kızlarını bir savaş ganimeti gibi görebiliyorlar. Akılsızlığı, terbiyesizliği, eşekliği, ne derseniz deyin, yani bunun hiçbir izahı yok. Şimdi bir izleyicimiz de soruyor, denize dökme meselesinde Hüsnü Bozkurt'u linç edenler bu beyana neden sessiz kalıyorlar diye. Aslında sizin de yaptığınız bu konuşmanın içinde vardı. 22 televizyon, 2 televizyon dediniz. Herhangi bir olayla ilgili bir kampanya başladığında 22 televizyon aynı anda aynı konuyu saatlerce işleyebiliyor. Ama 2 televizyonda Cumhuriyet Halk Partisi bu tip durumları ya da hayır cenahında bulunanlar bu tip durumlardan şikayetlerini topluma tam olarak iletemiyorlar. Sosyal medyayla sınırlı kalıyor. O da tabii az önce konuştuğumuz mesele. Necati Özkan, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, değerlendirdiğiniz için. İyi yayınlar, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Önemliydi.